Küresel Bakış'tan merhabalar, ben Feyza Gümüşdoğlu. Haftanın ilk Küresel Bakış programında birlikteyiz. Her programda olduğu gibi dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakıyoruz ve konuklarımızla gündemi değerlendiriyoruz. Kısa bir haber turumuz var. Haber turumuzun ardından çok kıymetli bir konuğum var. O gün onunla bugün biraz Asya Pasifik konuşacağız. Hafta sonu özellikle Cuma Cumartesi gerçekleşen üçlü zirveyi ABD, Güney Kore ve Japonya arasında gerçekleşen, Camp David'de gerçekleşen zirveyi konuşacağız. Ama önce haber turumuzu yapalım, ardından konuğumuza uzanalım. İlk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'daydı günübirlik bir ziyaret için. Dün Macaristan'a gitmişti. Bu sabah saatlerinde döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uçakta da gazetecilere açıklamalar yaptı Macaristan ziyaretiyle alakalı. Macaristan ziyaretinde neler konuşulduğuna bir bakalım. Erdoğan'ın Macaristan'a yaptığı bir günlük ziyarette Türkiye'nin AB üyeliği ve Türk Akım boru hattı üzerinden Macaristan'a getirilmesi planlanan Rus doğalgazının koordinasyonu da ele alındı. Erdoğan 20 Ağustos Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye günübirlik bir ziyaret yaptı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle gerçekleşen ziyarette Orban'la ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Başbakan Orban, Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yakın dostum olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Balkan ve Orta Asya ülkelerinin liderleriyle Katar Emiri Şeyh Temim'i de ağırladı. Türkiye ile Macaristan arasındaki görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenlenmedi. Macaristan Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında güvenlik ve enerji konularının öne çıktığı bazı gündem maddelerinin ele alındığını söyledi. Öte yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım konularının da masaya yatırıldığı görüşmelerde dile getirildi. Ayrıca her iki tarafında NATO'nun genişlemesiyle ilgili olarak bundan böyle iki ülkenin de tavrının koordinasyon içinde yürütülmeye devam edileceğini de açıkladı. Erdoğan dediğimiz gibi yurda döndü. Bu sabah saatlerinde de gazetecilere açıklamalar yaptı. Macaristan'daki temaslarını da değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine olan desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamasının kendisine memnuniyet verdiğini ifade etti. Verimli temaslarımızı devam ettireceğiz şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Macaristan ziyaretini şöyle bir kısaca toparlamış olduk. Rusya'ya uzanıyoruz. Rusya-Ukrayna cephesi hareketli. Kiev rejiminin İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini belirtti. Rusya bu sabah saatlerinde 2 adet İHA'nın saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 21 Ağustos Moskova saatiyle sabah 06:50 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı girişimi engellendi ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Ukrayna'ya ait İHA'ların hava savunma güçleri tarafından Moskova bölgesi hava sahasında tespit edildiği belirtildi. İHA'ların kontrolden çıkarak Moskova bölgesindeki yerleşim yeri yakınlarına düştüğü kaydedilen açıklamada olayda herhangi bir hasar veya kayıp olmadığı açıklandı. Başkentte bu olay üzerine sabah saatlerinde hava trafiği bir süre aksadı. Uçuşlar ardından yeniden başladı. Bu arada şunu da hatırlatalım. Rusya-Ukrayna'yı konuşurken Zelenski de Ukrayna Devlet Başkanı. Zelenski de Danimarka'daydı bu sabah saatlerinde. Danimarka'da parlamentoda bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16'ların verileceğine taahhüt etmesi. Yıl sonuna doğru bu F-16 uçaklarının Ukrayna'ya verileceği gündeme gelmişti ve bu taahhüt gelmişti bu konuyla alakalı. İşte Zelenski onun için de teşekkür etti Danimarka parlamentosunda bu sabah yaptığı konuşmada. Diyerek sıradaki haberimize geçiyoruz. ABD'ye uzanacağız. Trump, Cumhuriyetçilerin tartışma programına katılmayacağını açıkladı. Bu çarşamba günü Cumhuriyetçilerin ilk presidential debate, ilk tartışma programları başkanlık döneminde, özellikle seçim öncesi dönemde yapılan tartışma programları oluyor. Oldukça hararetli geçiyor bu tartışma programları. İşte Trump bu tartışma programına katılmayacağını, buna ve bundan sonraki tartışma programlarına da katılmayacağını açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump. Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba günü başlayacak olan televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını duyurdu konuya ilişkin. Sosyal medya sitesinden bir açıklama yaptı Trump ve çarşamba günü ilki düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan aday adayları tartışma programına katılmaya gerek görmediğini belirtti. Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını duyuran Trump, halk benim kim olduğumu ve nedenle başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmama gerek yok ifadelerini kullandı. Bu arada Trump bu hafta Georgia eyaletindeki 2020 seçimlerine müdahaleden açılan kendisiyle ilgili dava hakkında hazırlanan iddianame, 4. iddianame ile ilgili de bu hafta Perşembe veya Cuma günü mahkemeye çıkıp ifade verecek. Perşembe veya Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor bunun. Trump'ın mahkemeye çıkıp ifade vermesi için son tarih olarak 25 Ağustos tarihi verilmişti. O süreye kadar mühlet verilmişti Trump'a. Dolayısıyla bu hafta Trump için yine hareketli bir hafta olacak diyerek yine devam ediyoruz gündem turumuza. Birazdan konuğumuzla da detaylarını konuşacağız. ABD Camp David zirvesiyle
Asya Pasifik'te Çin'e karşı işbirliğini güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan, Cumartesi günü de devam eden önemli bir zirve vardı. ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri Washington DC yakınlarındaki Maryland eyaletinde gerçekleşen, Camp David'de gerçekleşen üçlü zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride güvenlik ve ekonomik bağları genişletme yönünde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Camp David ruhu başlığı atılan ortak bildiride Japonya, Kore Cumhuriyeti ve ABD liderleri olarak yeni bir üçlü ortaklık çağını başlatmak için Camp David'de toplandık. Bunu ülkelerimiz ve vatandaşlarımız için benzersiz bir fırsatın olduğu bir zamanda ve tarihin bir dönüm noktasında jeopolitik rekabetin, iklim krizinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşının ve nükleer provokasyonların bizi sınadığı bir zamanda yapıyoruz ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı, Güney Kore Devlet Başkanı ve Japonya Başbakanı bir araya gelmişti zirvede ve zirve sonrasında açıklanan anlaşma 3 ülkenin Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerinde giderek gerginleşen bir dönemde gerçekleştiği özellikle dikkat çekilmişti. Liderler güvenlik ortaklığının derinleştirilmesinin yanında ekonomik ve teknoloji alanlarında da güçlü bir işbirliği oluşturmaya odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı. Haberin detaylarını ve bu aslında zirveden öne çıkan özellikle zirvenin önemine ilişkin detayları birazdan hocamızla da konuşacağız. Son haberimiz biraz futbol severler için gelecek. 20 Temmuz'dan beri devam eden FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı vardı. Dün son buldu bu heyecan. FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası 20 Temmuz'da başlamıştı. İşte kupanın finalinde dün İngiltere'yi 1-0 yenerek İspanya şampiyon oldu. Tarihlerinde ilk kez finalde mücadele eden İngiltere ile İspanya, Avustralya'nın Sydney kentindeki Avustralya Stadyumu'nda dün karşı karşıya geldi. Ve İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya ilk kez tarihinde Dünya Kupası'nı kaldırmış oldu, Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Öte yandan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçında da İsveç ve Avustralya karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 yenen İsveç turnuvayı üçüncü tamamladı. Dördüncü sıradaysa ev sahiplerinden Avustralya kazandı dördüncü sırayı ve Dünya Kupası'nda elde ettiği en iyi sonucu aldı. Avustralya'da kazananı Dünya Kupası'nın, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın kazananı İspanya oldu diyerek Dünya Turu haber turumuzu noktalıyoruz. Haber turumuzu noktaladık. Dünyada öne çıkan gelişmelere, hem bu sabah yaşanan gelişmelere hem de hafta sonu neler yaşandığına şöyle bir göz attık. Şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ali Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla APAM Müdürü aynı zamanda. Mertan Hocam, Ali Merthan Hocam veya hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, şimdi geçen hafta, ya hafta sonunda devam eden böyle önemli bir zirve vardı. Siz çok yakından Asya Pasifik bölgesini, orada yaşanan tüm gelişmeleri uzun yıllardır takip ediyorsunuz zaten. Ankara Üniversitesi'nde de Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sizin de az önce sosyal medyanızda da belirttiğiniz gibi aktif bir şekilde çalışıyor zaten ve bölgeyi hakikaten epey detaylı, kapsamlı analiz ediyorsunuz. Dolayısıyla biraz sizinle bugün bu önemli zirveyi Camp David'de Cuma günü gerçekleşen, Cumartesi günü gerçekleşen ABD, Güney Kore, Japonya arasındaki tarihi olarak nitelendirilen hocam zirveyi konuşacağız. Neden tarihi olarak nitelendiriliyor? Bu Camp David ruhu denen şey bildiride de özellikle vurgulandı. Nedir? Bize anlatır mısınız lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Ya öncelikle tabii özellikle Asya Pasifik'te ya da Doğu Asya'daki gelişmelere baktığımızda bunun beklenen bir adım olduğunu söylemek lazım. Tabii bu işin birazcık da bir propaganda basın yoluyla nasıl söyleyelim ülkelere ya da bölgeye bunun bir takdim edilme süreci var. Bu süreçte de zannediyorum birazcık daha olayı büyüterek anlatmaya çalışıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri basını. Bunları niye söyledim? Şöyle, malum olduğu üzere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden şekillenen ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından şekillendirilen ve günümüzde ekonomileri ve görece
dünya ticaretindeki ağırlıklarıyla bir Kore Cumhuriyeti'nden ve Japonya'dan bahsetmek lazım. Son tahlilde bu iki ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri ile zaten çok sıkı ekonomik, ticari ve askeri ilişkileri mevcuttu. Ama bu manada zannederim artık bu ilişkiler sanki birazcık daha güçlendirilerek, birazcık daha ortak hareket etme kabiliyeti kazandırılarak yeni bir şekle sokuluyor. Ve bu şekilde de Camp David ruhu ya da işte bu Camp David'deki, yanlış hatırlamıyorsam, Eisenhower'ın babasının ve aynı zamanda oğlunun adı. Ve burada işte Camp David'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi kullandığı ya da kullanmaya çalıştığı inisiyatiflere atıf olarak, ki malumunuz işte Mısır ve İsrail devlet başkanları, evet, yine aynı şekilde Filistin ve İsrail devlet başkanlarının toplantıları ve bunun haricinde dünyanın önde gelen pek çok liderinin ağırlandığı bir, evet, yer olması hasebiyle, yani bir Camp David ruhu söylemi var. Tabii şey çok önemli, malum olduğu üzere demin arz ettim, bu sanki tarafları barıştıran bir şeyi var, konumu var bu Camp David toplantılarının. Evet. Burada da tarihi aslında düşmanlıkları olan Kore ve Japonya'yı sanki artık tamam biz barıştırdık ve ortak bir yönde hareket edebiliyoruz ya da hareket edeceğiz bundan sonra demek için Camp David efendim seçilmiş olabilir. Hı hı. O, evet, mesajı vermek için diyorsunuz. Hocam şimdi bir yandan dediğiniz gibi yani aslında biz Camp David'i daha çok Orta Doğu'yu ilgilendiren zirvelerle, o tarihi zirvelerle, siz de bahsettiniz, onlardan biliyoruz daha çok ama şimdi bu zirvenin de orada yapılmış olması, oranın seçilmiş olması özellikle manidar şüphesiz sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama şimdi bir yandan barışı sağlayan bu ülkelerin işte tarihsel bir takım ayrışmazlıkları var malum. Onları belki bu programda çok açmaya vaktimiz yetmeyecek ama bu ayrışmazlıkları da giderme ve bölgede bir barış tesisi gibi sunuluyor. Lakin bir yandan da çatışmayı arttırabileceğine dair de kaygılar var. Özellikle yani bu zirvenin aslında böyle barışa değil de daha çok çatışmaya evrileceğine dair kaygılar da var. Bu noktada biraz hocam o kaygıları da dile getirebilir misiniz? Özellikle işte Çin tarafından çok ciddi kaygılar var. Hatta hükümete bağlı Global Times'ın bir editoryal makalesini okudum. Camp David Summit could be starting shot for new Cold War ifadesi var. Yani yeni bir soğuk savaşı başlatabilir gibi bir başlık atılmış bu editoryal makalede. Kuzey Kore'den aynı şekilde misilleme geleceğine dair ciddi kaygılar var. Ön sinyaller de var nitekim. O kaygıları da biraz anlatabilir misiniz hocam, bu barış misyonunun dışındaki kaygıları? Evet, ya bu aslında tabii yaklaşık bir 15 yıldır devam eden bir sürecin geldiği son nokta olarak bunu değerlendirmek lazım. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin özellikle askeri alandaki yükselişiyle beraber işte işin içinde Hindistanlı ne diyelim fikir insanlarının, Japon özellikle toprağı bol olsun öldürülen Abe'nin de çok formüle etmeye çalıştığı ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da şüphesiz benimsenen ve yine formüle edilmeye çalışan bir Hint-Pasifik, evet, anlayışı var. Yani Asya Pasifik'ten ziyade Hint-Pasifik. Afrika'dan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya'ya kadar uzanacağını düşünebileceğimiz bir sahanın Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından efendim işte serbest, özgür ticaret, deniz ulaşımı vesaire adı altında bir şekilde aslında kontrol alınmaya çalışılması durumu mevcut, malum olduğu üzere. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin şüphesiz bölgedeki bu Doğu Çin Denizi'ndeki faaliyetleri, hatta ve hatta yani haritaya da bakarak aslında izleyicilerimiz teyit edebilir ve bakabilirlerse, ta Endonezya'ya, Filipinler'e kadar uzanan bir alanda kendi haklarının, denizcilik haklarının olduğunu iddia etmesi, bunları daha da güçlendirmek için yapay adalar oluşturması, kayalıkların ya da kumsalların üzerine yapay adalar inşa edip buraları birer askeri üs haline getirmesi vesaire, zaten devam eden, süre gelen bir soğuk savaş var aslında. Bu manada Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Japonya ve Kore'yi aradaki bu tarihi ne diyelim meseleleri bir şekilde soğutarak, rafa kaldırarak bir araya getirmesi şüphesiz Çin'i rahatsız ediyor. Evet.
aynı Rusya'yı da rahatsız ettiği gibi. Bununla ilgili Rus basına da bakacak olursanız çok ilginç makaleler olduğunu göreceksiniz. Fakat yani Allah vermesin tabii, savaş kötü bir şey. Bu faaliyetlerin bir savaşa dönüp dönmeyeceğini umarız, dönmez. Bu aşamada kimsenin okuyabileceğini ya da tahmin edebileceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü yakın, özellikle geçmişteki tarih bize gösterdi ki artık olmaz. Artık işgaller dönemi, savaşlar dönemi bitti dediğimiz ne varsa maalesef hayat buldu ki bunun en yakın örneği Rusya-Ukrayna savaşı malum olduğu üzere. Bu bakımdan yani geleceği okumak anlamında bu savaşa dönüşür ya da dönüşmez diye kesin bir yargıya varmak, hı hı, çok zor. Fakat şüphesiz her an bir çatışma, düşük yoğunluklu ya da orta yoğunluklu bir çatışmanın olması muhtemel. Ama sadece Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Kore bir araya geldi diye hemen bir şey olmasını açıkçası, evet, ben beklemiyorum. Çünkü malum olduğu üzere belki dediğiniz gibi bu tip meseleleri bu kadar kısa vakitte konuşmak zor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Pasifik bölgesinde ya da Asya Pasifik ya da Hint Pasifik'teki bu askeri diyelim ittifak faaliyetleri yeni değil malum. Hocam orada biraz bu arada sözünüzü keseceğim, kusura bakmayın lütfen ama Quad ve AUKUS'tan da biraz açarak onları da bahsetmeniz mümkün mü? Çünkü şimdi bu son zincirin son halkası olmuş oldu aslında bu son üçlü zirve. Yani biraz o anlamda o geçmişteki o diğer ittifaklarla da birlikte bir okuma yaparsak. Evet. Ya işte şöyle, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ittifaklarını diplomatik, askeri, ekonomik ve kültürel diye farklı farklı alanlarda inceleyen çok ilginç makaleler var. Ya, ve bu makaleler belki biz birazcık daha son yıllarda üzerine düşer olduk ama yani 2007 yılından itibaren özellikle yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri merkezi düşünce kuruluşlarında ve yine dediğim gibi başta İngiltere olmak üzere farklı düşünce kuruluşlarının çok ilginç çalışmaları var. Yani buradan da görüleceği üzere rastlantısal ya da Çin'in ne diyelim hani Çin'in işte birkaç yıldaki faaliyetlerine yönelik bir şey değil bu. Yani bu belli ki önceden planlanarak, tasarlanarak yavaş yavaş uygulamaya konan adımlar. Ve bu adımlar içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi AUKUS ve Quad gibi, evet, NATO gibi şu aşamada olmayacak gibi gözükse de ama askeri ittifakların şekillenmeye başladığını görüyoruz. Ama naçizane benim görüşüm bunların birazcık daha Anglo-Sakson artı diğer ülkeler bağlamında organize edildiğini, fakat bu yeni üçlü Camp David anlaşmasının ise daha çok işte Çin, Japonya, Kore, yani yeni bir aslında Amerika Birleşik Devletleri yeni bir yay oluşturuyor bence Çin'e karşı. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İngiltere'nin Fransa'nın tabii biliyorsunuz bölgede askeri üsleri de var ama bunları dışarıda bırakacak olursak Anglo-Saksonların bölgedeki askeri üslerinden yola çıkacak olursak Amerika Birleşik Devletleri demin arz etmeye çalıştığım gibi Alaska'dan Afrika'ya kadar yaklaşık 3 yay şeklinde, benim naçizane görüşüm budur, Çin'i ve Çin'in yayılma alanını efendim ne diyelim sınırlandırmaya çalışıyor. Hı hı. Ve bu son tahlildeki bu yani Quad ve AUKUS'u bunun bir parçası olarak naçizane ben düşünüyorum. Bu son hamle ise daha çok doğudaki Doğu Asya'daki yeni bir yay gibi düşünmek lazım. Hocam bu yayı ne derece, evet, hani özellikle dış basında şimdi özellikle vurguladınız, takip ediyorsunuz yakından, hani bu işte Asya NATO'su olarak epeydir zaten dillendirilen, böyle bir ifade edilen bir kavram var. Bu şekilde tanımlandırmak doğru mudur veya o en nihayetinde ona evrilmesi hedeflenen bir yay mıdır bu? Yani özellikle açıklamalardaki, bu toplantıdan sonra yapılan açıklamalardaki ASEAN vurgusu bizi tabii ki düşündürmeli. Evet. Çünkü ASEAN zaten Asya ülkelerinden ve oluşmuş ve daha çok komünizm, yani Soğuk Savaş döneminde ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizmin yayılmasını engellemek için güya diyeceğim kurulmuş bir organizasyon olarak düşünülebilir. Avrupa Birliği'ne benzer bir yapı, milli marşları bile var biliyorsunuz. Fakat bu yapının ciddi bir askeri yapılanmasının olmadığını da söylemek lazım. Fakat işte kurulacak bu Amerika, Kore ve Japonya ittifakının, askeri ittifakının ASEAN'ı da içerecek şekilde bir askeri efendim birliğe döner mi dönmez mi, ben kısa vadede olmayacağını düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, bölgede ASEAN oluşturan ülkeler içerisinde de işte Quad'da da ya da Hin
Hindistan çekildi biliyorsunuz, RCEP. İçinde Hindistan da vardı. Bu aslında ekonomik bir şey olmakla beraber fakat bütün bölgeyi kapsıyordu. Evet. Demeye çalıştığım şey şu, NATO'nun açıklamalarından Asya'da yeni bir ne diyelim, NATO'nun Asya'da, Doğu Asya'da herhangi bir yayılmasının olmayacağı şekilde açıklamalar vardı. Vilnius'ta ve Madrid'deki evet. yapılan açıklamalarda. Ama şunu söylemem lazım, NATO'nun Asya'daki bu yeni yapılarla işbirliği yapmaması düşünülemez. Evet. Eğer Amerika Birleşik Devletleri, Kore ve Japonya askeri bir güç olarak, bir varlık, bir ittifak olarak ortaya çıkarlarsa, bunun içine artı ASEAN, artı NATO şeklinde bir işbirliği şemsiyesi çıkabilir. Ama hmm. NATO gibi organize, tamam. hedefleri belli, işte efendim ne diyeyim, bir oluşumun meydana gelmesi kısa vadede zor gibi düşünüyorum. Zor olduğunu düşünüyorum ama takdir edersiniz ben bir askeri uzman değilim. Tabii ki hocam. Ama naçizane benim okumalarım bu şekilde. Çok kıymetli hocam değerlendirmeleriniz. Az vaktimiz kalmış hocam. Çok kısa şunu da merak ediyorum özellikle. Hani yani doğrudan böyle Çin'e karşı olmadığı tabii belirtiliyor genelde özellikle resmi açıklamalarda ama hani tabii sizin de bahsettiğiniz gibi en önemli birincil sebep bu, her ne kadar işte Kuzey Kore, Rusya tehditleri de sayılsa da. Diğer ülkelerin de hocam, ABD'nin genelde zaten perspektifini biliyoruz. Uluslararası basında daha çok ABD perspektifinden okumaya alışkın olduğumuz için gelişmeleri. Bu özellikle Güney Kore'nin ve Japonya'nın da motivasyonlarına dair çok kısa bir değerlendirme rica edebilir miyim? Onların temel motivasyonu nedir? Hani Güney Kore'nin ki muhtemelen Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin yaratmış olduğu kaygı. Biraz böyle Güney Kore ve Japonya perspektifini de özetleyebilir misiniz lütfen? Dilim döndüğünce arz etmeye çalışayım. Şimdi yani takdir edersiniz Güney Kore ve Kuzey Kore meselesi hakikaten Koreliler için çok önemli. Yani benim yine dış basındaki okumalardan anladığım kadarıyla temel endişe Çin'in olası bir Tayvan müdahalesinde Kuzey Kore'de bundan bir kendine vazife çıkarıp Güney Kore ve Japonya'ya herhangi bir şey yapar mı? Saldırıda bulunur mu? Şimdi Japonya baktığınız vakit de Çin'den özellikle çok çekindiklerini biliyoruz. Bunun evet. tabii tarihi arka planı da var. Birinci Çin-Japon Savaşı, ikinci Çin-Japon Savaşı. Yani 19. yüzyılda Japon yayılmacıların 1868'den sonra başlamasıyla Meiji ile beraber diyelim. Efendim farklı ilişkilerin getirdiği bazı günümüze yansıyan efendim endişeler var. Yani son tarihinde Tayvan Çin'in doğrudan Çin'den bahsedilmediyse de evet. Çin'in altı çizilerek ama özellikle bu Hint Pasifik'te refahın ve serbestiyetin, serbest ticaretin öneminin altının çizilmesi, Tayvan'a işte yapılacak müdahalenin doğrudan hani bu kelimelerle olmasa bile yani bölgedeki çatışmasızlığın devam etmesinin herkesin faydasına olacağı Çin evet. işaret eden bir şeydi. Ama özellikle Güney Kore'nin bu kadar birkaç kere ciddi olarak altının çizilerek seslendirilmesi, dillendirilmesi Kore'nin ve Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzıyla da Kuzey Kore'nin de bir tehlike olarak hmm. efendim görüldüğünü zaten bunu biliyoruz evet. ama hani bir şekilde dünyaya evet. lanse ettirildi. Evet. Yalnız burada ilginç olan bu Camp David bitti biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış yani tarihi not almadıysam bugün 11 günlük bir Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri tatbikatı evet, başladı. Tatbikat başladı. Bu tatbikat hani Yunanistan'ın bile dahil olduğu, işte İngiltere'nin, Fransa'nın yaklaşık 10-12 ülkenin katıldığı bir şey, tatbikat. Bu arada şeyi vaktimiz varsa hemen belirteyim. Demin, çok kısa hocam rica edeceğim. Atladım, unuttum. Şimdi bu bölgede bir Çin'in tarafında olacağını düşünebileceğimiz Myanmar gibi ülkeler var. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alacağını işte bildiğimiz bu Kuat vesaire ülkeler var. Bir de hem Çin'le hem Amerika Birleşik Devletleri ve onların müttefikleriyle yakın duran bazı ülkeler var. Onun için hani bir NATO olur mu olmaz mı? Yani bu dediğim gibi ortada kalan bu hı hı. devletlerin biraz evet. ne tarafa meyil edeceğiyle de ilgili diye düşünüyorum. Tabii çünkü hepsi sonuçta aynı eşit derecede tehdit olarak görmüyor hepsinin yani. Tabii ki muhakkak farklılıkları var. Hocam süre etmedi ne yazık ki. Umarım sonraki yayınlarda devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Rica ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi teşekkür yayınlar ediyorum hocam size de. Evet, Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM Müdürü Profesör Doktor Ali Mertan Dündar bizimleydi. Hafta sonu devam eden, yani cuma başlayan ve cumartesi de devam eden Camp David'deki üçlü zirveyi, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü zirveyi kendisiyle konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.